Kudret'in yumuşayacağını bilseydim gider miydim ben hiç avukata? İşimi kaybedeceğim korkusuyla yaptım. Lütfen dinler misin beni? Beni dinlemek zorundasın. Bunca yıllık dostluğumuz var. Kestirip atamazsın. Atarsam ne yapacaksın? Beni de mi mahkemeye vereceksin? Sana inanamıyorum Elif ya. Kudret sana zor gününde iş verdi. Sen ne yaptın? Önce yalanlarla onu kandırdın. Ondan sonra da... Nermin'i seviyorum. Nermin de beni seviyor. Ve sen onu hak etmiyorsun. Aşağı göre! Dilara! Hayat sınavlarla doludur yaşarken. Dostluklar sınanır. Bazen büyük fedakarlıklarla. Aşk sınavında çoğumuz yarım kalır. Çocuğum, gel buraya. Ölümü unutur da çocuk gibi küseriz birbirimize. Elif! Elif! İyi misin? Hoş geldiniz. Gelin. Geçin böyle. Hoş bulduk. Ay Elifciğim. Seni görmeden içimiz rahat etmedi ya. Nasıl oldu? İyiyim Gülşah, merak etme. Ay biliyor musunuz? Bir an bile tereddüt etmeden kendini arabanın önüne attı. Yani senin yaptığını var ya kimse yapmaz. Sen olmasan... Allah korusun belki de Dilara şimdi... Ne alemsin Gülşah, lafı mı olur? Aynı şey sen de olsan yapardın, yapma ne olur. Yok yok, senin bu yaptığını ancak çok çok iyi bir insan yapar. Yani senden başka kimse başkasının çocuğu için bir an bile düşünmeden kendi canını tehlikeye atmazdı. Bundan sonra senin çocukların benim, benim çocuklarım da senin. Tamam mı? Elifciğim, sana ne kadar teşekkür etsek azdır. Yani sen bizim kızımızın hayatını kurtardın ya. Gülşah, çiçeği alayım istersen. Hadi. Ayakta kaldınız, oturun. Geç otur babanın yanına. Gel kızım, gel. Doktor ne diyor? Yani vahim bir şey yok değil mi? Yani biraz ağrım var ama doktor normal dedi. Yani yarın tekrar kontrole gideceğiz. Endişelenecek bir şey yok dedi doktor. Sen yine de doktor kalk diyene kadar kalkma, tamam mı? Böyle yat. Dinlen, kendini ne zaman iyi hissedersen o zaman gelir çalışırsın. Yok Kudret, ben kendimi bir an önce toparlayıp geleceğim, iş birikmesin. Ya birikirse biriksin, senin canından değerli mi? Bu arada Altay'dan haber aldınız mı yani, Nermin'le konuşanınız var mı? Aa evet, yoğun bakımdaydı en son değil mi? Ben de öyle biliyorum. De şeyi anlamadım ben. Yasemin'in kuzeninin arabasında ne işi varmış onun? Yani o kadar sıkı fıkı olduklarını bilmiyordum ben. Hayatım, ne yapıyorsun sen? Doktor istirahat edeceksin demedin mi? Ya çiçekleri koydum, mazoya su koydum. Tamam bırak, ben yaparım. Hallettim ben. Tamam, zaten bitmiş. Bak sen yatacaksın, tamam mı? Ne yapılması gerekiyorsa bana söyleyeceksin. Ben hemen yapacağım. Televizyon açayım mı sana, sıkıldın mı? Tamam tamam, ben şuraya uzanırım. Tamam, ben sana yardım edeyim. Ömerciğim, Allah rızası için araba çarpmış muamelesi yapma. Alt tarafı kaldırıma doğru düşüverdim. Hepsi bu, tamam, uzanacağım. Bırak. Ah! Ah! Ne oldu? Ömer. Elif ne oldu? Ömer çok kötü kramp girdi. Bir dakika, tamam şöyle uzan, otur biraz. Yok, Ömer uzanacak gibi değil, bir dakika. Ömer. Elif. Ben hissediyorum, bebeklere bir şey oluyor. Elif ne diyorsun? Elif, ay dur, tamam, bir dakika. Dur. Ah! Ah! Tamam. Ay tamam. Çok kötü. Tamam, dur ben ambulans çağırayım. Yoksa arabayla mı gidelim? Ah! Bir saniye. Elif. Ay. Elif iyi misin? Elif. Tamam, ben hemen geliyorum, tamam mı? Hemen geliyorum. Ay ne olur ya. Ya siz dün de muayene etmiştiniz. Bir şey yok, istirahat edin, geçer demiştiniz. Ben hiç kalkmadım yani. Ömer şahit. Yani birkaç kere tuvalete kalktı. Onun dışında kendini yoracak bir şey yapmadı. Ciddi bir şey var mı? Aslında var. Plasenta içi lokal bir kanama var. Yani? Ama dün bebekler iyi demiştiniz. Biri iyi ancak diğer bebek için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Acil bir müdahale yapmamız gerekiyor. Nasıl yani? Şimdilik bir şey söylemek zor. Ancak her şeye hazırlıklı olmanızda yarar var. Her şeye mi? Ben hemen ekibimi hazırlatacağım. Acil bir müdahale gerekiyor. Ne dedi ya? Ne demek müdahale, ne müdahale?
Niye birinin sağlığı iyi, öbürü ne oldu şimdi? Ben anlamadım, ne dedim? Merak etme bir tanem. Her şey yoluna girecek. Sen hiç merak etme, tamam mı? Ben yanındayım. Üzülme, tamam mı? Hiçbir şey olmayacak. Hastamızı alabiliriz. Tamam. Gel hayatım. Tamam. Evet. Elif ameliyata alınırken karnındaki bebeğini düşünmeye başladı. Bebeğini ilk defa kollarına alacağı o büyülü anı düşündü. Gözlerinin içine baktığında nasıl hissedeceğini. Parmaklarını yakalayan o minicik elleri öpmenin mutluluğunu. Ve sonra bebeğin ona getireceği zorlukları düşündü. İster istemez. Hadi çocuğum. Hadi uyu. Hadi ne olur uyu. Vallahi halim kalmadı. Hadi. Of, uyumadı mı hala ya? Yok uyuyor da ben spor olsun diye böyle zıplıyorum Ömer. Ha, ne bileyim acıkmıştır falan ya da ne bileyim ağrısı falan vardır belki. Ömerciğim biraz önce emzirdim, altını değiştirdim, gazını çıkarttım. Hiçbir sıkıntımız yok. Uyumuyoruz ve çığlık çığlığa bağırıyoruz. Bitmiyor, susmuyor. Tamam oğlum, tamam. Hadi uyu bir tane. Hadi benim güzel oğlum minim. Hadi yakışıklı oğlum benim, uyu bakalım hadi. Yok yok, ben de yalvarıyorum. Hiçbir işe yaramıyor. Ayaklarım koptu. Ne yapacağız peki şimdi biz ya? Ömer geçen defa hani arabayla çıkmıştı, uyuyakalmıştı. Vallahi kollarımda hal kalmadı. E hadi yürü o zaman. Ömer, uyudu, eve gidebiliriz. Oh, sonunda. Ama şimdi benim uykum kaçtı hayatım ya. Hayatım ya. Ne zamandır böyle gece arabaya binip seninle dolaşmıyoruz? Şimdi böyle arabamızı sürüp gitsek ya. Nereye? Bilmem. Deniz kenarına mesela. Sevgiliyken yaptığımız gibi. Böyle denize bakıp sabaha kadar sohbet ederiz seninle. Arka koltukta bir bebek ve sevgili. Belki de o yüzden uyumadı bu gece. Bize o geceleri hatırlatmak için. Aa, aferin oğluma o zaman. Aslan oğlum benim. Bebeğin tüm zorluklara rağmen onlara vereceği o şaşırtıcı, beklenmedik sevinçlere daldı sonra Elif. Belki yüzmede alacağı bir madalyayı, resimde ve daha birçok alanda sergileyeceği yeteneği. Anne bak yine bir yaş. Ve her şeyden önemlisi, iyi bir insan olup Elif'in göğsünü kabartacağı günleri düşledi o uzun uyku sırasında. Küçücük bebeğinin bir gün yetişip aile babası olduğunda bile hayatına ışık saçmaya devam edeceğini düşündü. Elif tıpkı diğer çocukları gibi onun da hayatına anlam katacağını biliyordu. Ve tek istediği bebeğini bir an önce sağ salim kucağına almaktı. Uyandın mı bir tane? Nasılsın? Bebeklerimiz nasıl? Bir tane...
bir bebeğimizi kaybettik. Ama diğeri gayet iyi. Üzülme olur mu? Annem ve babam evde yok Büşra teyze. Hastaneye gittiler. Biliyorum canım. Ben de seninle ilgilenmeye geldim. Hem sana arkadaşlarını da getirdim güzel güzel oynayasınız diye. Ama onlar küçük. Benim bilgisayarımı hep açıp bozuyorlar. Aa, olur mu? Hiç öyle şey yapmazlar. Heh. Hem sen kocaman oldun biliyorum. Sen kendi kendine çok güzel idare edersin de. Şimdi ocağı falan kullanamazsın. Elini yakarsın hemen lazım diye. Ben geldim size yiyecek bir şeyler yapacağım. Bakın siz de sakın ablanızın eşyalarına zarar vermeyin. Anlaşıldı mı? Tamam, tamam. Hadi bakalım doğru içeri güzel güzel oynayın. Hadi koş koş. Ben de şuraları güzelce bir temizleyeyim. Ah Elif ah. Sen benim çocuğum için canını tehlikeye attın ya. Artık sana ne yapsam az. Şu mutfaktan başlayalım. Ya çekil oradan ya. Ben de oynayacağım. Ben de. Yaptığını beğendin mi? Bilerek yaptın işte. Yapmadım. Yapmadım. Yaptın. İtme ablamı. Ah. Ne oluyor burada? Bilgisayarımın meyve suyu döktü. Ah! Bilerek olmadı. İçme. Dökülür dedim sana orada. Bozuldu işte senin yüzünden. Ah aslım. Çocuğum ne kadar ayıp. Çabuk özür dile Necla ablandan. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Çocuğum ben size demedim mi kızın eşyalarına zarar vermeyeceksiniz diye? Ama o da bilgisayarından bizi hiç oynatmıyor. Allah Allah. İstemiyorsa oynatmaz. İstemiyorsa elletmez de. Onun bilgisayarı değil mi? Hem... Onun annesi senin hayatını kurtardı. Sen şimdi ona nasıl böyle terbiyesizlik yaparsın? Canım, gel bebeğim. Sakın üzme kendini, tamam mı? Bak Kudret amcan sana daha yenisini, daha güzelini alır. Tamam mı bebeğim? Hadi öpüşüp barışın bak, siz kardeş sayılırsınız. Öpmeyeceğim de barışmayacağım da. Onlar benim kardeşim değil. Duyar duymaz geldim. Nasıl koştum bilemedim. Canım, sen benim çocuğum için kendi bebeğini kaybettin ya. Ben nasıl hissettiğimi anlatamıyorum. Üzülme Gülşah. Ali koyacaktı kadını. Cesur, çok iyi yürekli, çok akıllı bir çocuk olacaktı hissediyordum. Öyle işte. Öyle olacaktı tabii. Öyle olacaktı. Ay kardeşim. Ya... Ne zahmet ettiniz bunlara böyle, hay Allah. Ay çocuklara bilgisayar mı aldınız? E hayatım, bizim kızlar senin Necla'nın bilgisayarını bozdu ya. Aman canım ne olacak, servise verirdik, tamir ederlerdi. Bu masrafa ne gerek var? Olur mu canım? Bizim sana can borcumuz var Elif. Böyle şeylerin lafını etme. Gülşah, asıl sen böyle şeylerin lafını etme. Aynı şey senin başına gelse sen de yapardın. Allah korusun Necla'ya bir araba çarpıyor olsa atmaz mıydın kendini? Benim bildiğim Gülşah atar. Ne olur konuşmayalım artık bu meseleyi dönüp dolaşıp. Elif'ciğim, yani asıl getirdiklerimizi kabul etmezseniz biz alınırız. Yani sevdiklerimize iki parça hediye getirmişiz, çok mu? Tamam ama ilk ve son kez kabul ediyorum, bir daha yapmayın. Teşekkür ederiz. Çocuklar çok sevinecek. Ha, bu arada insan kaynaklarıyla konuştum. Doğuma kadar, hatta doğumdan 6 hafta sonrasına kadar sana ücretli izin ayarladım. Ne diyorsun Kudret? Ömer. İyi de benim işimi kim yapacak? Ben? Yani fazla mesai yaparım. Hafta sonları da çalışırım. Yani sen şimdi bunları hiç düşünme. Sen yat, dinlenmene bak. Çocuğun için hazırlık falan yap, ha? Yok, olmaz öyle şey.
Benim işim yüklü iş. Seninki zaten başlı başına yüklü. Öyle olmaz. İkisini bir arada olmaz. Zor sana, olmaz o. Ya ben burada yatacağım. Bir sene boyunca maaş alacağım. Sen bütün işleri sırtlanacaksın. Cık, buna bir çözüm bulmamız lazım. Aa, olur olur. Bal gibi olur. Sen kafana takma böyle şeyleri. Kudretciğim, hadi biz kalkalım artık. Elif de rahat rahat dinlensin. Bak ya. Kudret, konuşacağız bu konuyu. Tamam. Hadi tekrar geçmiş olsun. Kudret bak ne diyeceğim. Yani Elif doğum izninden dönene kadar Elif'in işini ben yapsam ya. Ay çok şakacısın. Yo ben gayet ciddiyim hayatım. Yani daha önceki şirkette Elif'in yaptığı işi yapmıştım. Size Elif'i aratmam söz. Vallahi aslında hiç fena fikir değil ha. Bence de. Sen ne diyorsun hayatım? Yani fena fikir değil tabii. Yapabilirim değil mi? Yaparsın. Yani alasını yaparsın da yani. Bak ne diyeceğim. Sen hatta hemen başla. Yani git şimdi üstünü değiştir, birlikte gidelim. O zaman ben hemen üstümü değiştirip geliyorum. Elif'ciğim artık senin için rahat etsin. Böyle huzur içinde yat dinlen, tamam mı? Hayırlısı. Hayatım, nasıl oldun bugün? Hoş geldin. Ömerciğim çok üşüyorum. Kombiyi yakayım mı hemen ister misin? Yaktım ama bana mısın demedi. Galiba bu hamilelik biraz zor geçecek ya. Nasıl geçti günün? İyiydi aslında. Kudret beni şirketteki bütün elemanlarla tanıştırdı, müdürler dahil. Şu üzerine çalıştığınız son anlaşmanın taslağını da okudum. Güray Bey'inkini. Evet, onunla olan. Hatta Güray Bey'le bu akşam yemek yiyecekmiş. Kudret beni de çağırdı. Aa, ilk günden. İlk günden. Ben de biraz stres yaptım tabii. Gerçi anlaşma taslağını okumuştum ama yani adamı ikna etmek için ne yapabilirim bilmiyorum. Yani üzerine hiç çalışmadım ki. Ben aylardır o iş üzerine çalışıyorum anlaşması olsun diye. Yani oldukça hakimim, sana yardım edebilirim. Ciddi misin sen? Tabii. Harika. Şimdi aslında şöyle, Güray Bey'in en büyük hassasiyeti bayilikleri üzerindeki inisiyatifi. Elden gitsin hiç istemiyor. Böyle toplantının başında biz bayiliklerinizin üstünde herhangi bir inisiyatif istemiyoruz dersen adamın yüreğini süzer. Ben geldim. Hoş geldin. Ne haber aşkım? Ne olsun sevgilim. Sofra kur, sofra kaldır, çocukların arkasını topla. Bulaşık yerleştir, yıkansın, bulaşıkları yerine koy. Sen niye topluyorsun hayatım? Söyle, herkes kendi tabağını getirsin, koysun buraya. Ama sen çocukları bilmiyor musun? Onlar yapana kadar ben 3 kere yaparım. Ay! Nasıldı yemek? Harika geçti. Verdiğin taktikler o kadar çok işime yaradı ki. Güray Bey'in ağzı kulaklarındaydı biliyor musun? Yani böyle gözleri ışıl ışıldı. Hemen imzaladı orada anlaşmayı. Oh! Çok sevindim, gözün aydın. Kudret mutlu olmuştur. Bayıldı. Hatta gelirken yolda bana dedi ki, bu kadar çabuk adapte olmana çok şaşırdım dedi. Sen de söyledin tabii değil mi? Elif'in yaptığı çalışmadan faydalandım diye. Yok, o kadar ayrıntıya girmedim tabii. Nasıl yani? Söylediklerinin benim fikrim olduğunu söylemedin mi? Yani ha senin fikrin, ha benim fikrim ne fark eder ki hayatım? Değil mi yani? Tabii canım. Hani biliyor musun? Kudret bana sürekli iş teklifinde bulundu. Hem öyle sıradan bir şey de değil ha. Müdür ya da müdür yardımcısı olarak yani. Nasıl yani? Ben doğurduktan sonra da mı? Evet. Benim gibi mi yani? Evet. Sevmiyor mu hayatım? Ah. Tabii ki sevindim. Tebrikler. Sağ ol. Ben gidip üstümü değiştireyim. Evet. Merhaba. Elif. Hayırdır inşallah. Doktor kontrolüm vardı. Yolumda buradan geçiyordu. Bir uğrayayım dedim. Gel otur. Bir yaramazlık yok inşallah değil mi? Yok yok, her şey yolunda. Bebek de iyi, ben de iyiyim. Aman öyle olsun. Ömer'den memnun musun? Vallahi aslında
Çok memnunum be. Oh oh maşallah. Yani kocam diye söylemiyorum, çok çok beceriklidir ve çok yeteneklidir. Vallahi aynen öyle. Ama yine de şunu netleştirmek için uğradım aslında. Benim görevimi Ömer'e vermeyi düşünmüyorsun herhalde, değil mi? Çünkü ben doğumdan sonra geri döneceğim. Senin işini Ömer'e vermek ha? Bana bak, aslında hiç fena fikir değil ha. Fena fikir. Kudret, aklının ucundan bile geçirme. Yani Ömer benim kocam. Tabii ki en iyi işler onun olsun, en güzel kariyerler onun olsun isterim ama iş başka, evlilik başka. Ben bu kariyeri kazanmak için günlerce çalıştım. Gece demedim, gündüz demedim. O yüzden bu geçici bir dönem. Ben hamileliğim biter bitmez hemen geleceğim. Çocuğum doğduktan sonra işimin başına geçeceğim. O da kendine başka bir iş bulsun. Tamam canım. Yani sen öyle diyorsan öyle olur tabii. Teşekkür ederim. Ben seni daha fazla tutmayayım. Yani ben sandım ki hani böyle doğum yaptıktan sonra bir süre çalışmak istemezsin. Nereden çıktı bu fikir? Akşam yemekte Ömer söyledi. Ömer ne söyledi? Şey, hiç canım yani... Ay, tutamadım be Kudret. Elifciğim bak sen bunu unut, biz bunu hiç konuşmamış olalım. Yani sonra yoksa böyle karı koca arasında laf taşımış gibi olurum ya. Kudret, Ömer ne dedi? Hiç canım, yani bir şey de demedi aslında. Yani sadece böyle doğumdan sonra sen çalışmak istemezmişsin. Yani çocukla ilgilenmek falan. Yok öyle bir şey. Yani tabii ki anne olarak çocuğuma bakmak isterim. İzin verirsen bir sürede bakarım. Ama mesele çocuklar için iş bırakmaya geliyorsa, ben defalarca yaptım bunu ve bir daha yapmaya hiç niyetim yok Kudret. Tamam Elif'ciğim, sinirlenme. Yani döndüğünde iş yine senindir. Sonuçta sen benim kızımı kurtardın ya. Borçluyum ben sana artık. Yok yok estağfurullah, onunla bir alakası yok yani. O durumu kullanarak bunun için gelmedim, yanlış anlaşılmak istemem. Kadın olarak kendimi iyi hissetmedim yani, kariyerime sahip çıkmak istiyorum. Annelikle kariyer bir arada gidebilir ve ben bunu başarabilirim. Bunu söylemek istemiştim ben, teşekkür ederim anlayışın için. Ben gideyim artık. Berbattı. Bir saat 15 dakikadır yoldayım. Açlıktan da ölüyorum. Öğlen de bir şey yemedim. Sana ne oldu? Niye öyle bakıyorsun? Ofise uğradım ben bugün. Aa, niye görmedim ben seni? Toplantıdaydın çünkü. Ben de Kudret'le konuştum. Ha, ne hakkında konuştunuz? Çok enteresan bir şey hakkında konuştuk. Kudret garip bir şekilde doğumdan sonra işe dönmeyeceğime dair bir fikir sahibi olmuş. Sence nereden çıktı bu fikir? Ben söyledim. Çok güzel. İnkar bile etmiyorsun yani. Hayatım. Doğumdan sonra işe dönmemenin daha doğru olacağını düşündüm ben. Öyle mi? Nasıl böyle bir şey düşünebiliyorsun Ömer? Şuna inanamıyorum ki iş hayatının benim için önemini hala anlamış değilsin. Bir tanem anlıyorum. Ben gerçekten anlıyorum ama... yani bebeklerimizden birini kaybettikten sonra... diğerinin senin için daha kıymetlendiğini sanıp... Aa, çok teşekkür ederim. Yani bu durum karşısında ne gibi duygular hissetmem gerektiğini... istersen sen bana yaz da ver, yorulmayalım Ömer. Elif... ben senin ne hissettiğini bilmiyorum ki. Benimle hiç konuşmuyorsun. Bebeğimizi kaybettiğimiz günden beri tek bir laf etmedin benimle. Ben senin ne hissettiğini nereden bilebilirim? Durup durup aynı şeyi söyleme, konumuz bu değil. Bak, bununla beraber başa çıkmamız gerekir. Tamam. Tamam. Sen nasıl istersen. Doğumdan sonra ne zaman istersen... İşe dönebilirsin. Sen nasıl istersen öyle olsun. Hayır.
Hayatım? Ne oldu, neyin var? Elif, bir tanem niye ağlıyorsun? Yoksa demin konuştuklarımız için mi ağlıyorsun? Ya onu konuştuk ya, ben sana söyledim, tamam dedim. Yani doğumdan sonra istediğin zaman işine dönebilirsin dedim. Hadi ne olur ağlama. Ömer, bebek konusunda seninle hiç konuşmuyorum, evet haklısın. Ama ben zaten o konuyla ilgili kendimle hep konuşuyorum. Gece yatarken, sabah uyandığımda, gün içinde, evde yalnız kaldığımda, karnıma her dokunduğumda ben zaten bunları hep konuşuyorum. Biliyorum hep merak edeceğiz. Yani hangimize benziyordu diye. Gözü ne renkti, saçı ne renkti. Nasıl bir gelecek onu bekliyordu. Bir sürü şeyi hep merak edeceğiz. Ama ne bileyim, dedim ki hani sağlıkla en azından karnımdaki bebeği elime aldıktan sonra işe geri dönerim. Bu duyguya tutunmak istedim. Onun da elimden gideceğini düşününce öyle. Yani bu önemli değil tabii, biliyorum ama. Ben hep merak edeceğim zaten kaybettiğimiz bebek kime benziyordu. Ama yani bunu böyle yüksek sesle konuşup dillendirip birbirimize söylemenin hiçbir yararı yok ki, neyi geri getirecek? Bileyim ya, öyle işte. Haklısın. Hiçbir faydası yok. Ama bizim tutunacak bir bebeğimiz daha var. Şimdi ne olur ağlama artık, tamam mı? Ağlayıp hem kendini hem de bebeğimizi üzme. Ha? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.